Aslında Dicle'ye yönelik itham ya da İDA'nın kendisi tutuklanan, gözaltına alınan ya da yargılanan Kürt gazetecilerinin hemen hemen hepsine yönelik itham ve İDA'nın kendisidir. Dolayısıyla her seferinde kişi değişiyor fakat İDA, İDA'nın çatısı, İDA'nın yapısı ya da İDA'nın geliş biçimi değişmiyor aslında. Bu bize devletin Kürt gazetecilere yönelik sistematik yönelimini de gösteriyor açıkçası. Önceden belirlenmiş, tasarlanmış bir şablonu var ve bu şablon içerisinde de kişiler değişebiliyor fakat İDA'nın kendisi de değişmiyor. Biz bunu yıllardır görüyoruz. Tüm gazetecilerde, Kürt gazetecilerde İDA doğrudan aslında PKK üyeliği üzerinden şekilleniyor. Fakat bu burada temel mesele iddianın somutlaşıp somutlaşmadığı meselesi. Somutlaştırma girişimi ne baktığımız zaman, iddianame üzerinden buna baktığımız zaman, iddianame üzerinden doğrudan aslında Dicle'nin gazetecilik faaliyetlerinin sorgulandığı ve gazetecilik faaliyetleri kapsamında var olan hareketliliğinin aslında sorgulandığı ve bu hareketliliğin yasa dışı bir biçime kavuşturulmaya çalışıldığını açık biçimde görebiliyoruz. Dersim'e festival takibine gitmiş, festival takibini yaparken orada bir kısım düşünür ve sanatçılarla röportajlar yapmış. Bu röportajlar da yayınlanmış olan röportajlardır aslında. Fakat bu röportajları araştırma yerine ya da bu röportajları da iddianameye ve dosyaya ekleme yerine sanki Dicle Dersim'de yasa dışı nedenlerde dolayı bulunuyormuş gibi bir çıkarsama yoluna gidilmiş. Aslında yasa bize doğrudan şey söyler, der ki iddia makamı kişiye yönelik bir soruşturma yürüttüğünde hem lehine hem de aleyhine olan delilleri toplamak zorundadır der. Bunu söylerken savcılık makamının da salt taraf kimliğinin olmadığını, aslında aynı zamanda gerçeği ortaya çıkarma gibi bir yükümlülüğünün olduğunu ona hatırlatıyor. Ve bu yükümlülüğe uygun hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Fakat biz çok uzun yıllardır herhangi bir savcının herhangi bir gazeteci lehine tek bir delil dosyaya koyduğuna denk gelmedik. Olumlu yorumlayabileceği ya da farklı yorumlayabileceği tek bir delili dosya kapsamında değerlendirdiğine denk gelmedik. Bu da aslında kötü niyetli ve düşmanca bir yoruma doğru yol aldığını gösteriyor. Yine Dicle'nin İstanbul ziyaretleri sırasında babasıyla birlikte kaldığı otel odasında ki kayıtları çıkartıyorlar. Dicle'nin İstanbul'da falan otelde kaldığını belirtiyorlar. Oysa siz bu kayıtı çıkardığınız zaman kayıtta çok net bir şekilde otelde iki kişinin kaldığını çok rahat görebilirsiniz. Bunlar bildirilen durumlar. Buna rağmen babasını o kayıtlarda görmemezlikten gelip sadece Dicle'yi otelde görüp ona da bir örgütsel yorum getirmek ne kadar kötü niyetli olduklarını ve dosyayı ne şekilde manipüle ettiğini açık biçimde gösteriyor. Bu manipülasyonun temel sebebi şu. Aslında bunları yapmadan önce dinlenilen iki tanık var. Bu tanıklardan biri Kerem Gökalp, daha önce örgütte kalmış, sonra kaçmış, gelmiş. Geldikten sonra verdiği beyanlarda aslında Dicle'ye yönelik herhangi bir beyan ya da ifade yok. Bu bazı dosyalar açısından kendisinden ısmarlama bir kısım beyanlar alınıyor. Bu beyanlar içerisinde gazetecilerden Dicle de vardı, Sedat da vardı, Ferit Köylüoğlu da vardı ve benzer şekilde birçok siyasetçi de yer alıyordu. Dicle'ye yönelik ortaya attığı iddia da Dicle'nin yasa dışı yollarla örgüt kamplarına gittiği ve eğitim aldığı iddiasıdır. Biliyorsunuz Dicle 2012 yılında haber takibi için şehir dışına çıkarken polislerin sıkıştırması sonucu aracı kaza yapıyor ve kazadan sonra
uzun bir süre aslında fiziksel olarak tedavi görüyor. Bu tedavilerden dolayı da bir hareket kısıtlılığıyla yaşıyor. Buna rağmen tanığın beyan ettiği süreler aslında Dicle'nin kaza geçirdiği ve tedavi görmeye devam ettiği sürenin akabinde henüz düzelmediği bir zamana tekabül ediyor. Mesela Dicle'nin yasa dışı yollarla örgüt kampına girmesi, eğitim alması ve yine yasa dışı yollarla gelmesi çok da olağan bir durum değil ki bunu destekleyen herhangi bir delil de yok ki böyle bir mesele de söz konusu değil yani. İddia makamı yine tanığın bu iddialarını pekiştirebilmek adına Dicle'nin 2017 yılında Güney referandumunu izlemek amacıyla Güney'e geçişini delil olarak dosya arasına sunuyor. Birbirinden bağımsız ve bağımsız olan tarihlerden bahsediyoruz aslında. Ki orada da mahkemeye sunuldu. Dicle'nin orada yapılan referanduma ilişkin yapılan haberlerde imzası bulunuyor. Gidiş amacı bu. Yine gazetecilik faaliyeti. Tam olarak işte bahsettiğimiz şey bu. Yani gazetecilik faaliyetinin ne biçim manipüle edildiği ve örgütsel faaliyet gibi gösterildiği ne dair manipülasyon tam olarak burada başlıyor açıkçası. Yine bir gizli tanık dinleniyor. Dinlenen gizli tanığın beyanları aslında bundan yaklaşık 2 sene, 3 sene önce alınmış beyanlar. Bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmıyor. Herhangi bir işlem yapılmıyor, bekletiliyor. Daha sonra Dicle gözaltına alındığında sanki yeni bir beyanmış gibi ya da yeni bir işlemmiş gibi Dicle'nin iddianamesine yansıtılıyor. Orada gizli tanık da yine bu manipülasyonlara ortak olacak biçimde şunu izah ediyor. Mezopotamya Ajansı içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürütür. Mezopotamya Ajansı yasal olarak faaliyetlerine devam eden bir ajans olup sürekli biçimde hem kolluk tarafından hem de savcılık tarafından yasa dışı bir yayın organı gibi lanse edilmeye çalışılıyor. Ve bunu yaparken aslında bunun yasa dışı bir yayın organı olmadığını çok iyi biliyorlar ki faaliyetlerine devam ediyor olması da bunu gösteriyor açıkçası. Buna rağmen kullandığı habercilik dili, durduğu nokta, bakış açısı itibariyle sürekli bir biçimde hoşnutsuzluğunu dile getirmek adına Mezopotamya Ajansı muhabirlerine ya da çalışanlarına yönelik operasyonlar yaptığını da biliyoruz. Dolayısıyla gizli tanığın Mezopotamya Haber Ajansı içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyor söyleminin bu az önce izah ettiğimiz noktalardan bağımsız olarak geliştiğini söylemek çok doğru olmaz. Ve bu da şunu gösteriyor. Aslında gizli tanık emniyetin figürü olarak konuşuyor. Savcılığın figürü olarak konuşuyor. Yani kendinden elde ettiği bilgi ya da görgüye dayanmıyor açıkçası. Ki gizli tanık daha önce Ankara'da tutuklanan 10 Kürt gazetecinin dosyasında dinlendi. O dosyada da sorulan bir soru üzerine aslında devlet adına çalıştığını dile getirdi. Dolayısıyla devlet adına çalışan ajan niteliğinde birinden bahsediyoruz. Yani ya bu kişi polistir, eğer polis değilse zaten böyle bir görevlendirme biçimi yasaya da uygun değildir. Yani gizli tanığın beyanlarının bu haliyle gizli tanığın oluşturulma biçimi itibariyle de esas alınmaması gerekiyor. Dosya kapsamında esas alınmaması gerekiyor. Yine gizli tanığın ve açık tanığın beyanlarını güçlendirebilmek için yine bağlı olmayan, bağımsız bir şekilde çok sebep-sonuç ilişkisini kuramayacağımız bazı işlemler yapılmış. Bu işlemlerden biri de MASAK raporları. Dicle'nin kendi yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için kazandığı paraları bile aslında örgütsel faaliyette kullanılmış paralar olarak değerlendirmiş, şey yapmış. Para nerede kullanıldı, hangi amaçla kullanıldı, hangi örgütsel faaliyette kullanıldı? Buna ilişkin bir araştırma ya da çaba da söz konusu değil. Dolayısıyla bunların hepsi aslında kişinin sadece gazetecilik faaliyetleri açısından değil, yaşamsal faaliyetleri açısından da ne şekilde manipüle edildiğini gösteriyor ki bunun en iyi örneği de kardeşi Murat Müftüoğlu'nun kendisine para göndermiş olması. Bu bile bir suçlama konusu haline getirilmiş dosya arasında. Dolayısıyla bu delillerin tamamını bir arada düşündüğümüz zaman aslında Dicle'nin gazetecilik faaliyeti dışında dosya kapsamında herhangi bir faaliyetin, herhangi bir eyleminin olmadığı açıktır. Ve bu burada yargılanmıştır.
uygulanan yasa dışı bir fiil değil, tamamen yasal gazetecilik faaliyetlerinin kendisidir. Ki gazetecilerde de temelde uzun süre tutuklu tutmanın temel amaçlarından biri gazetecilik faaliyetinden uzak tutmak, gazetecilik faaliyetinden yıldırmak ve bu noktada gazeteciyi mesleği yapamaz hale getirmek.